parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir denilmiş. Parçamıza baktığımızda sanatın süreç içerisinde ne kadar zorluklar yaşadığından söz edilmiş ve son cümle olarak şöyle bağlanmış. Bu nedenle sanat kimi zaman kilisenin, kimi zaman sarayın, kimi zaman da politikanın yollarında zorluklarla yürürken özgürlüğüne susamış ancak bunu elde ettiği zamanlarda bile zorluklardan kendini kurtaramamıştır. Ve devamında dikkat ederseniz zorluklar vurgusu yapıldı ve devamında tüm bu zorlu süreçleri bizzat yaşayan sanatın günümüzde geldiği nokta ise tarihinden pek farklı değil. Hala sanatın aşması gereken birçok engel mevcuttur. Ne dedi? Kurtaramamıştır dedi. Ne diyor? Birçok engel hala mevcuttur diyor. Bu açıdan doğru, tutarlı. Bununla beraber birçok zorluk atlatıldığı belirtildi. Burada da tüm bu zorlu süreçler denildi. Yine aynı şekilde tutarlı bir yaklaşım içerisine girildi. Bu yüzden cevabımız E olmalıdır. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü cümle olur denilmiş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar şimdi. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey giriş cümlesini bulmaktır arkadaşlar. Şöyle sıralayabiliriz 5 cümlemizi. Giriş cümlemiz, cümlesini bulacağız. Şimdi burada giriş cümlesi açısından tabii daha önce herhangi bir şey söylendiğisini uyandırmaması gerekiyor. Ee, örneğin bu işleyişin olmaz. Bu şekilde başlamaz arkadaşlar. Ee, bunun dışında bunun dışında fakat diye başlamaz. Örneğin içinde içlerinde buna en müsait olan cümlenin 3 numaralı cümle olduğu dikkatimizi çekiyor. Canlıların tümü varlığını içinde bulunduğu ilişkiler ağına borçludur. İlk defa söylüyoruz sözümüzü. Ardından arkadaşlar varlığını dedi dikkat edin. İlişkiler ağı dedi. Ve varlıklarını sağlıklı olarak sürdürülebilmeleri her şeyden önce muhtaçlık zinciri olarak ifade edilen bu ilişkiler ağının işleyişine bağlıdır dedi. Bu ilişkiler ağı ne yaptı? Çünkü ilişkilerden mi söz etti? İlişkiler ağından ardından da bu ilişkiler ağına dedi. Dolayısıyla 5 ile devam edecek. Devamında arkadaşlar baktığımızda ilişkiler ağının halkasından kopan her unsur sürecin işleyişini sekte yaratacağından var, e, varlığı tehdit eder diyor. 2 numaralı bölüm burada gelecek. Devamında arkadaşlar, devamında bu işleyişin ne dedi çünkü? İşleyişten yine işleyişten söz etti. İşleyişini sekteye uğratacağından dedi. Bu işleyişin türler arasında olduğu gibi aynı türün mensupları arasında da ortak işlediği bilinmektedir. Fakat aynı türler, dikkat ederseniz arkadaşlar hemen bağlantı bu. Aynı türler ifadesi. Ve dolayısıyla bir numara gelmeli en sona da. O zaman ilk üçte ne var? İki numaralı cümle var. Cevap İki yani B olmalı. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse, sürücüsüz otomobillerin kısa süre içinde yaygınlaşabileceği çıkarımına ulaşılabilir denilmiş. Parça içerisinde sürücüsüz otomobillerden bahsedilmiş. Bu teknolojik gelişmeden söz edilmiş. Şimdi seçenekleri bu kök içerisindeki ifade doğrultusunda incelediğimizde, şu sonuca varabiliriz. B seçeneğinde yakın gelecekte diyor. Yani kısa süre içinde. Birçok yolda denildikten sonra Batmobil benzeri akıllı ve sürücüsüz araçlarla karşılaşabiliriz diyor. Yani birçok yolda dediği için yaygınlaşabileceği araçlarla karşılaşabiliriz derken yaygınlaşabileceği sürücüsüz otomobillerle Batmobil benzeri akıllı ve sürücüsüz ifadesi birbiriyle uyuşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu söylendiğinde birebir kök içindeki soru kökü içindeki ifadeyi karşılar duruma geliyor. Cevabımız B olmalıdır. Bu parçada anne sütü ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir denilmiş. Arkadaşlar anne sütü bebeğin en iyi şekilde gelişmesi için gereken tüm sıvıyı, enerji ve besin ögelerini içeren bir karışımdır kısmı. İçeriğinin bebeğe beslenme dışında da katkı sağladığı ifadesine desteklemektedir ve burada buna değinilmiş olmaktadır. A seçeneğini veriyor arkadaşlar. Her annenin sütü bebeğine özeldir ve onun ihtiyaçları için benzersiz nitelik taşır diyor. Yani eşsiz bir bileşim olduğu söylenebilir arkadaşlar. Nitelik taşıyan, bebeğe yönelik nitelik taşıyan eşsiz bir birleşimdir. Bu da bize B seçeneğini vermekte arkadaşlar. Devamına baktığımızda örneğin D seçeneği bebeğin ihtiyaçları doğrultusunda içeriğinde farklılık oluştuğuna ...kısmına dikkat edelim. Şimdi bu bakımdan... ...anne sütü birçok bileşenin... ...bileşeninin ve beyin olgunlaşmamış... ...bağışıklık sistemini desteklemek... ...ve sağlıklı gelişimini sağlamak için... ...artı güç olarak çalıştığı... ...kişiselleştirilmiş bu kısım çok önemli... ...bir gıda olarak kabul edilebilir. Yani duruma göre değişti. Arkadaşlar bu bize D seçeneğini veriyor. Baktığımızda. Burası da D seçeneğini veriyor. Çeşitli içeriğe sahip... ...değişkenlik gösterebilen özellik taşıdığı... ...kısmı ise dinamik, oldukça zengin ve canlı bir sıvı olan anne sütü emzirme döneminde değişkenlik gösterir ve içeriği bebeğin ihtiyaçlarına göre değişir denilmiş. Bu kısımda E seçeneğini veriyor arkadaşlar. Sağladığı faydaların annenin ruhsal durumundan etkilendiğine değinilmemiştir. Cevap C olmalıdır. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak kaleme alınmış olabilir denilmiş. Bu tarz sorularda tabii ki parçanın ilk cümlesi çok değerlidir arkadaşlar. Bütünü ile olmakla beraber ve son cümlesi de çok değerlidir. Sonuç cümlesi bildiğiniz gibi ana düşünceyi de kapsadığı için ve genellikle onu ifade ettiği için bu açıdan da bakacağız. Şimdi parçanın bütününü tabi ele aldığımızda ne diyor? İlk baskı kitapları ilk kitap baskılarını ele alıyor. Bunun nasıl gerçekleştiğinden bahsediyor. Ve ardından da en sonunda buhar ve elektri elektrik enerjisi kullanılmaya başlanınca matbaa teknolojisi de gelişti. Yeni dizgi ve resim basma yöntemleri geliştirildi deniliyor. Yani aslında baskı teknolojisinden bahsediliyor. İlk baskı yöntemleri ve onun zorlukları ve ardından teknolojiyle beraber onun nasıl bir seviyeye geldiği ele alınmış parça içerisinde. Dolayısıyla teknoloji bugünkü kadar ileri seviyede değilken kitaplar nasıl basılıyordu? Şimdi burada özellikle teknoloji bugünkü kadar ileri değilken kısmı çoğunlukla olarak alınmış dikkat ederseniz. Teknoloji vurgusu en son yapılmış. Son cümlede. Bu nedenle cevabımız kesinlikle D olmalıdır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisinin Reşat Nuri Güntekin'in kahramanlarından biri olduğu söylenebilir denilmiş. Şimdi arkadaşlar parçada özellikle iki cümle dikkatimizi çekiyor. Bunlardan biriz, birincisi ikinci cümle. Bu dönemde Reşat Nuri Güntekin romanlarında aydınlanma düşüncesinin inşa edici programını roman kurgusuna yerleştirir. Birincisi bu. İkincisi de son cümlemiz arkadaşlar. Güntekin aydınlanma fikrini Anadolu'nun her köşesine duyurmayı ve insanları eğitmeyi vazife edinmiş gezgin öğretmen idealiyle hareket eder. Şimdi dikkat edin buradan öğretmeni aldık. Bununla beraber aydınlan aydınlanma fikrini aldık. Yukarıda da geçmişti bu ifade. Dolayısıyla bu şekilde hareket ettiğimizde biz E seçeneğinde yer alan elindeki verilerden aldığı yardımla yani aydınlatıcı bilime inanan Burada bilim vurgusu yapılıyor arkadaşlar dikkat edin. Aydınlanma ilkesi önemli burada. Akılcı sorgulamalar yapıp kendisi ve ülkesi için doğru olana yönelen Feride Öğretmen ne dedi? Çünkü öğretmen idealiyle dedi. O zaman elimizde 3 tane veri var burada. 3'ünde karşılıyor. Cevabımız kesinlikle E olmalıdır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş. Parçanın ikinci cümlesine özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Vücudumuz bir yılı iki mevsimsel zaman dilimine bölerek kendi ritmini bu eşit, bu iki eşit bir mevsimsel dilime göre ayarlıyor denilmiş. Bu açıdan baktığımızda arkadaşlar vücudumuz kendince bir yolla yılı ortadan bölüp kendini o bölümlere göre ayarlamaktadır kısmı çıkartılabilir. Yani burası bize D seçeneğini vermektedir arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D diyebiliriz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır denilmiş. Parçamıza baktığımızda ve altı çizili sözcüklere odaklandığımızda Kopenhag'ın engebesiz denilmiş. Engebesiz enge dikkat edin arkadaşlar engebe ve onun olmaması yani düzlük alan anlamındadır arkadaşlar. Engebe çıkıntı demektir. Yenilenebilir bu enerjiden bahsetmiş burada. Kendi kendini yeniden üretebilen örneğin güneş gibi bildiğiniz üzere Bunlar uygundur arkadaşlar kullanımlar. Endüstriyel sanayi ile ilgili anlamında bir kelimedir. Devasa ise arkadaşlar kullanışlı ya da pratik anlamında değildir. Dev gibi yani çok büyük anlamındadır arkadaşlar. Kullanım açısından anlam açısından baktığımızda. Bu yüzden cevabımız 4 yani D olmalıdır. Rastlantı tabii ki tesadüf anlamında kullanılmıştır burada da. Cevap D. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir denilmiş. O nokta nokta bir dil işçisidir. Şimdi dil işçisi dedi dikkat ederseniz arkadaşlar burada. Yoğun bir dil işçisi demek ne kadar anlamlı olacak burada. Yani eylemin çok fazla olduğu anlamına geliyor bu. Fakat burada vurgulanan, vurgulanan dil işçiliği ile arkadaşlar ayrıntılara inen, dikkatli olan, titiz olan anlamındadır arkadaşlar. Devam edelim yine de sözcüklerini kaygan bir zemine oturtmuyor. Bu yargı deneme türü için değil ama makale türü gibi nokta nokta yazılar için yerinde bir saptamadır. Şimdi dikkat ederseniz kaygan bir zemine oturtmuyor bu yargı deneme türü için değil ama makale türü gibi iddialı iddialı yazılar için yerinde bir saptamadır. Tabi bunu nereden çıkartıyoruz arkadaşlar? Burada belki farklı kelimelerde kullanılabilir. Fakat diğer seçeneklere, seçenekler üzerinden giderek bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani sıradan yazılar için yerinde bir saptamadır demezsiniz burada. Çünkü özel bir çalışmadan bahsediyor. Tamam mı? Ya da kolay diyemezsiniz. Ya da bilinen diyemezsiniz arkadaşlar. Bu şekilde eliyoruz. Şimdi sıradan bir iş, mesela özel diyebilirdik belki ikinci açısından ama birinci bölüme de sıradanı getiremeyiz. Böyle bir durum var. Dolayısıyla geriye bir tek C seçeneği kalıyor. Yani titiz bir dil işçisidir. İddialı yazılar için yerinde bir saptamadır denilebilir. Cevap C. Bu soruda iki tane cümle verilmiş. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir deniliyor arkadaşlar. Şimdi cümlemize baktığımızda Rönesans döneminin dahi ismi Leonardo da Vinci daha çok ressam kimliğiyle tanınsa da bundan daha fazlasıdır. İki numaralı cümle. Bir sanatçıdan çok mühendis ve mimar olarak nitelenen Leonardo da Vinci çok sayıda eski tablo ve çalışma notunun yanı sıra zamanın ötesine geçen icatlara imza atmıştır denilmiş. Şimdi dikkat ederseniz ressam olarak tanınsa da çünkü ne diyor? Daha çok ressam kimliğiyle tanınsa da dendi. Ressam olarak tanınsa da mühendis ve mimar olarak nitelenen Leonardo da Vinci icatlarıyla yaşadığı dönemin önüne geçmiş bir dahidir deniliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu birleşim içerisindeki en iyi ifadelerden birisidir. Cevabımız B olmalıdır. Yukarıda verilen iki numaralı cümle ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir denilmiş. Şimdi tabii iki cümleye de bakacağız burada. Birinci cümlede ani kavrama yoluyla öğrenmeden bahsedilmiş arkadaşlar ve algıdaki değişimden söz edilmiş burada. Ve tabii ki hızlı bir değişimden söz edilmiş. Saniyeden daha küçük bir zaman dilimindeki Algıdaki değişimden söz edilmiş. İki numaralı bölümde de insanlar algısal değişiklikler yaratan durumlarda daha hızlı ve etkili öğrenmektedir. Yani yukarıda algısal değişiklikler de sırasındaki öğrenimden bahsederken öğrenmeden bahsederken ikincisinde bunun etkisinden söz ediyor. Yani daha hızlı ve daha etkili şeklinde. O zaman birinci cümlede ifade edilen konunun insanlara etkisine dair bilgi vermektedir insanlara etkisi daha hızlı ve daha etkili öğrenmek. Cevap E. Bu cümledeki altı çizili sözcükle ilgili üç tane yargıda bulunulmuş. Bu yargılardan hangileri doğrudur denilmiş arkadaşlar. Hemen baktığımızda türemiş yapılımıdır. Sınamaktan sınav denilmiş arkadaşlar. Yapım 2 var. Bu nedenle türemiş diyebiliriz yapılacağı baktığımızda. Yapım 2 aldığı için. Kökü isim midir? Hayır sınamak dedik dikkat ederseniz. Fiil köktür. Bu nedenle bu ifade yanlıştır. Peki isim haleki almış mıdır? Do sonda yer alan dikkat ederseniz da var. Bu da nedir? Bulunma halekidir. Yani isimin e, haleklerinden birini almıştır. O zaman cevabımız 1 ve 3 olmalı. Yani cevap D. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangileri? Hem yapım hem de çekim 2 almıştır denilmiş arkadaşlar. Sözcüklerimize baktığımızda yapıtlarında sözcüğüne dikkat edelim. Yapmaktan yapıt şeklinde, yapı ve yapıt şeklinde. Bunlar yapım ekleridir. Fakat ardından gelen lar ve ı ve da burada çekim eki olarak karşımıza çıkar. Dolayısıyla hem yapım hem çekim eki aldığını söyleyebiliriz. Bir numaralı bölümün. Onu kenara iliştiriyoruz. Duymaktan duygu diyoruz. Burada yapım ekimiz var. Bununla beraber kendi duyguları e, dikkat edin lar ve ı ve sonda yer alan belirtme aleki olan ı yine bunlar çekim ekidir arkadaşlar. Bunu da kenara iliştiriyoruz. Hem yapım hem e, çekim eki aldığı için. Devamında da arkadaşlar yaşadıklarına ifadesine dikkat edelim. Yaştan yaşamak e, yapım ekimiz var. Dık yine yapım ekimiz burada olarak karşımıza çıkıyor. E, bununla beraber ne var arkadaşlar? Lar çekim ı çekim ve sondaki ı da yine belirtme ki. E, o da e, ne diyoruz? çekim ekidir. Kısacası hem yapım hem çekim eki alan sözcüğümüz vardır karşımızda. Devamına baktığımızda ise anlatan ifadesinde anlamaktan anlatmak anlatan yine iki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Ee, sadece yapım eki var, çekim eki yok. Yazıyor ifadesinde de sadece çekim eki var, yapım eki yok. Yani hem çekim hem yapım eki aldığını iddia edemeyiz bu sözcüklerimizin. Bu ikisini bu anlamda eliyoruz. 1-2-3 olmalı cevabımız yani cevap C aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Ünlü daralması nedir arkadaşlar? Sonunda ae bulunan fiillere yor eklendiğinde bu ae'nin ne oluyor? Ünlü dar ünlüye dönüştüğü yani ı, I, i, u, ü'den birine dönüştüğü görülüyor arkadaşlar. Bu şekilde baktığımızda konuya bilmiyorum ifadesine takılmamız gerekiyor. Hemen yor arayacağız çünkü. Bilme yor um şeklinde bir görüntü var. Ne oluyor? Bilmiyorum şeklinde oluyor. Yani e i'ye dönüşüyor arkadaşlar. O zaman cevabımız Edirne olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin, bölümlerin hangilerinde yazım yanlışı bulunmaktadır denilmiş. Arkadaşlar baktığımızda harf devrimi denilen burada inkılabın adı olduğu için büyük olarak yazılmış doğrudur. Toplam tirajı derken gazetelerin tirajından bahsediliyor. Tirajı şeklinde olmaz arkadaşlar. Tirajı şeklinde yazılmalıdır. İyi olmalıdır arada. Bu nedenle bunun yazımı yanlıştır 2 numaralı bölümün. Latin harfleri derken şuradaki H'nin büyük olmaması ve kesme işaretinde olmaması gerekiyor arkadaşlar. Burada iki yerde yanlışlık var. Bu nedenle harflerine şeklinde yazılması gerektiği için yazım yanlış vardır. Dolayısıyla 2 ve 3'te yazım yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evi ifadeleri bitişik yazılır arkadaşlar basım evi, huzur evi gibi ortamlarda. 28'de derken benzeşme kuralını gerektirecek herhangi bir şey yok. Bunun dışında bağlaç da değil ilk durumunda. Dolayısıyla bitişik yazılmalı. Doğru yazılmıştır. 2 Aralık'ta bir tarihe bağlandığı için net bir tarih, net bir ifadeye A'nın büyük yazılması doğrudur. Artık özelleşmiştir çünkü. Cevabımız 2 ve 3 olmalı. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış virgülerden hangisi yanlış kullanılmıştır denilmiş. Arkadaşlar dikkat edersek burada saat sabah saatlerinde gittiğim İnönü Müzesi'nin rehberi derken özneden sonra özneyi vurgulamak için gelmiş doğru bir kullanım. Genç zarif bir kadın derken eş görevli sözcükleri ayırmış doğru bir kullanım. Fakat 3 numaralı bölüme baktığımızda zemin tahtalarının gıcırtıları derken isim tamlamasının ortasına gelmiş. Tamlayanla tamlanan arasına bu şekilde gelemez arkadaşlar. Bu nedenle kullanım yanlıştır. Cevabımız 3 yani C olmalıdır. Bu parçada ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir denilmiş. Arkadaşlar baktığımızda ne kış tam olarak şehri terk etti ne de bahar tam olarak geldi dediğimizde burada nokta olması gerekiyor. Cümle tamamlandı. Dışarıda oturmayı gözüm kesmeyerek bindim ada vapuruna dediğimizde dikkat ederseniz bindim diyor. Yüklem yine var, yargı var. Nokta gelmesi gerekiyor. Çantamda bir simit, vapurdan satın aldığım bir bardak çay. Burada e, belirsiz bir şekilde yani çantamda iki şey var, biri şu, biri bu vesaire şeklinde söylemiyor. Bu yüzden bir sıralamaya gittiği için 3 nokta gelmesi doğru olandır arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız nokta nokta ve 3 nokta şeklinde cevap almalı. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur denilmiş arkadaşlar? Çevresine sözcüğü kök olarak baktığımızda çevirmekten gelir arkadaşlar. Dolayısıyla v ve r arasındaki i sesi ünlüsü gelen ekin etkisiyle düşer. Burada vardır. Geçiyoruz fikri ile sözcüğü. Kök açısından baktığımızda fikirden geliyor. K ve r arasındaki i düşüyor gelen ekle birlikte. Şehrin sözcüğünde şehir'dir arkadaşlar kökümüz. H r arasındaki i düşer. Bilinmediğinden sözcüğünde ünlü düşmesi yoktur. Bu yüzden cevabımız D olmalıdır. 5 numaralı bölümde ise isimden ismi olmuştur. Yani S ve M arasındaki i düşmüştür arkadaşlar. Ünlü düşmesi vardır. Cevabımız D olmalıdır. Bu parçadaki altı çizili sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır denilmiş. Arkadaşlar baktığımızda dışı ifadesi ayrı yazılır doğrudur. Birçok bitişik yazılır 3 numaralı bölümde doğrudur. Orijinal şeklinde yazılır. 5 numaralı bölüm doğrudur. Kahvesi adlı kafede bulunuyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar burada Orhan Kemal için açılan 3 katlı müzede bir kitaplık ve İkbal Kahvesi adlı kafede bulunuyor derken kafe bulunuyor, kafede bulunuyor çıkarttığımızda herhangi bir değişiklik olmadığı için bunun bağlaç olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da doğru yazılmıştır arkadaşlar. Fakat peş peşe ifadesine dikkat 2 numaralı bölümde. Peş peşe ifadesi bir ikilemedir. Dolayısıyla ikilemeler ayrı yazılır. O zaman cevabımız 2 yani B olmalıdır. Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Cümlenin son bölümüne dikkat edelim. GDO'lu gıdalarla beslenen canlılarda organ problemlerinin ortaya çıkacağının belirtildiği araştırma bu konuyla ilgili araştırmalardan sadece biri. Yani birden fazla araştırma var. Bu anlamı geliyor. GDO'lu gıdaların organ hasarlarına yol açtığı birçok araştırmayla belirlenmiştir. O zaman bu diyebileceğimiz, kesinlikle diyebileceğimiz e, yargıdır, ifadedir arkadaşlar. Cevabımız E olmalıdır. Bu cümledeki altı çizili sözcükle aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük kökünün türü bakımından özdeştir denilmiş. Soğuktan sözcüğü verilmiş arkadaşlar. Soğuktan sözcüğünün kökü soğumaktır. Yani fiil köktür arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda C seçeneğinde beklemek ifadesi dikkatimizi çekiyor. Dolayısıyla e, burada da bir fiille karşı karşıyayız. Ama diğerlerine baktığımızda komik isimdir arkadaşlar. İsim kökü vardır. E, güç isim köktür. Devamında D seçeneğinde gönül vardır. İsim köktür. E, ve var, varlıklı sözcüğünün kökü vardır arkadaşlar. Varmak değildir tabii ki. Yokun zıttı olan vardır. E, bu nedenle isim köktür arkadaşlar. Cevabımız ne olmalıdır? Cevabımız C olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış sözlerin hangisinde mecaz anlam yoktur denilmiş? Mecaz anlam bildiğiniz üzere sözcüğün anlamının gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak koparak somuttan soyuta ulaşması durumudur. Şimdi burada göz nuru derken bir kere doğrudan bu ifademiz, bu deyimimiz ve kılı kırk yarmak deyimimiz nedir arkadaşlar? Burada soyut anlamlıdır. Mecaz anlamlıdır. Ortaya konmuş öyküler derken herhangi bir mekanın ortasına konmuyor bu öyküler. İfade edilmiş, yazılmış anlamında ifade edilmiş arkadaşlar burada. O anlama gelecek şekilde söylenmiş. Bu yüzden mecaz anlamlıdır. Öyküyle ilgilenen herkesin sonuna kadar gözü kapalı okuyabileceği. Şimdi burada sonuna kadar okumak gerçek anlamda kullanılmış arkadaşlar. Yani son sayfaya kadar okumak anlamında. Dolayısıyla... Bu mecaz anlamlı değildir. Bu yüzden cevabımız 4 yani D olmalıdır. Gözü kapalı okuyabileceği derken gözü kapalı okuması zaten mümkün değildir. Burada mecaz anlamda olduğu çok açık ve net bir şekilde karşımızda duruyor. Cevabımız D. Bu parçadaki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır denilmiş. Şimdi parçamızdaki sözcüğümüze baktığımızda altı çizili sözcüğe baktığımızda tabi bunu bağlam içerisinde değerlendireceğiz. Hemen bağlama bakalım. İnsanlar içinde yaşadığı coğrafyanın özelliklerini dile getirirken orada cereyan eden olayları. Orada cereyan eden olaylar. Yani nedir arkadaşlar? Gerçekleşen olaylar. O zaman bizim aşağı yukarı arayacağımız kelime budur. Bu açıdan baktığımızda seçeneklerimize D seçeneğine geldiğimizde İstiklal Harbi'nde gerçekleşen bazı gelişmelerin, gerçekleşen bazı gelişmelerin, cereyan eden bazı gelişmelerin. Yani burada şunu yapabileceğiz seçtiğimiz gözümüze kestirdiğimiz kelimenin yerine bize verilen parçadaki altı çizili kelimeyi yerleştirdiğimizde uyumluluk söz konusu oluyorsa cevabımız zaten odur. Bu yüzden cevap D. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi? Üçüncü tekil kişi iyilik eki almıştır denilmiş arkadaşlar. Üçüncü tekil kişi iyilik eki i, ı, U ve Ü şeklinde karşımıza çıkar arkadaşlar. Bunlar kaynaştırma harfi tabii ki alabilir. Duruma göre. Ee, aynı zamanda bunlar tamlanan eki olarak da bilinir arkadaşlar. Bu açıdan da değerlendirmemizde yarar var. Çünkü e, tamlama gördüğümüzde, tamlama tamlanan unsur olarak gördüğümüzde zaten iyilik eki diyeceğiz. Bu açıdan baktığımızda köle, kölelik üretiminin ifadesine dikkat edelim. Kölelik üretimi. Ne üretimi? Kölelik üretimi. Bu kısım tamlayan kölelik kısmı. Ee, üretim ifadesi de tamlanandır. Ee, bu açıdan baktığımızda üretimindeki buradaki i'nin üçüncü teknik şahıs iyilik eki olduğu söylenebilir. Cevabımız bu yüzden 3 yani C olmalıdır. Bu cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Birinci cümlede somutlama söz konusudur denilmiş. Somutlama diyebilmemiz için soyut anlamlı bir kelimenin somut anlama geçiş yapması gerekir. Beşiktaş sırtları pırıl pırıl, arkadaki Boğaz masmaviydi derken burada böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Sözcükler zaten e, burada e, nedir? Somut anlamda kullanılmıştır. E, masmavi derken pekiştirme yapılmış. Pırıl pırıl derken ikileme kullanılmış. E, bunun dışında e, Boğaz e, ve Beşiktaş özel isimlerimiz bizim burada e, kullanılmış arkadaşlar diyebiliriz. Bunun dışında herhangi bir durum yok. Birinci cümlede somutlama söz konusudur diyemeyiz. Cevap A bu yüzden. İkinci cümledeki Tchaikovsky ve Mozart sözcükleriyle ad aktarması yapılmış. Evet burada kastedilen bu sanatçılar değildir çalınanlar. Sanatçı çalamazlar zaten. Onun eserlerini çalarlar. Dolayısıyla sanatçı eser ilişkisi vardır. Bu söylenebilir. Tuval sözcüğü terimdir. Evet resim terimidir arkadaşlar. Üçüncü cümlede kullanılan. Doğrudur. Beşinci, dördüncü cümledeki donuk sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır. Donuk renkler diyor değil mi? Donuk ifadesini biz normalde ne için kullanırız? Donmaktan gelir. Bu açıdan kullanırız. Fakat burada öyle bir durum yok arkadaşlar. Rengin tonuyla alakalı bir şey. Dolayısıyla bu da söylenebilir. Acı tatlı sözü bir ikilemedir. Evet. Burada acı ve tatlı zıt anlamlı kelimelerle oluşturulmuş bir ikileme var. Cevap A.